Değerli arkadaşlar, o hal güllük gülistanlık bir rejim değil. Bunu biliyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin askıya aldığı bir rejim. Bunu da biliyoruz. Burada hiçbir şey olmamış gibi de o hali anlatmayın. Gözaltı süresi 30 gün. 30 günün kendisi işkencedir. Bugün 11 gündür gözaltına alınan 6 tane gazeteci var. 6 gazeteci. Hangi koşullarda gözaltındadırlar bunlar? Olağanüstü hal koşullarında. Bakın, daha 2 gün önce Ok Meydanı'nda 2 tane genç bir kahvede laiklikle ilgili sözler söylüyorlar. Aynen okuyorum. Bunlar katliamlarıyla hayatı bize zulmetmeye çalışan insanlardır. Artık yeter. Artık buraya kadar. Bundan sonra mahallelerimizde ne IŞİD'ciye ne de herhangi bir cihatçı gerici çeteye izin vermeyeceğiz. Gericiliğin karşısında yükseltilmesi gereken bir bayrak vardır. Bu bayrağın adı da laiklik bayrağıdır. Bugün laiklik demek özgürlük demektir. Kardeşlik demektir. İnsanca bir yaşam mücadelesi demektir. Bizler herkesi bu mücadelenin birer neferi olmaya çağırıyoruz. Gericilerden, faşistlerden, başkanlık sevdalılardan hesap sormaya çağırıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu konuşmayı yapıyorlar değerli arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü menşinleyerek hedef gösteriyor ve gözaltına alındılar sabahın erken saatlerinde ve bugün de adliyeye çıkardılar. Bakın, bugün laikliği savunmak halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek sayılıyor. Okuyorum kararı. Bu okuduğum metinden dolayı, biraz önce okuduğum bu metinden dolayı bu iki genç tutuklandı. Hangi maddeden tutuklandı? Ceza yasasının 216. maddesinden. Yani halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi 216'dan tutuklandı. Bundan tutuklandı değerli arkadaşlar. Bugün laikliği savunmak 216. maddeye göre suç sayılıyor, suç. Ve bunu yapan da Çağlayan Adliyesi'nde bir hakim. Ve ne diyor biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar? Cezanın üst sınırı. Üst sınır ne kadar? 6 aydan 1 yıla kadar. 1 yıla kadar olan ceza ne zamandan beri tutuklama sebebiydi Sayın Bakan? Ne zamandan beri? Burada çıkın söyleyin bakalım. Bakın, Çağlayan Adliyesi ve diğer adliyeler toplama kampına dönüşmüş. Hiçbir, bakın, tarafsız ve bağımsız olmayan bir yargı düzeni var ve bu yargı düzeni tamamen itaate dayalı olarak çalışıyor ve kurulan suç ceza hakimlikleri sistemi de Anayasa Mahkemesi tarafından da reddedilmedi. Anayasa Mahkemesi de bu düzenin, bu hukukların mesulüdür. Buradan ifade ediyoruz. Bugün laikliği savunmak bütün yurttaşlarımızın görevidir. Bütün yurttaşlarımızın. Anayasa tarafından koruma altına laiklik ilkesi suç sayılamaz. Suç sayılamaz. Hiçbir hakim de bundan dolayı tutuklama kararı veremez. O hakimlerle biz alnını kalışarız. Alnını. Teşekkür ederim Sayın Tanrıkulu.